Herkese merhaba. Televizyon ekranlarının tek gerçek popüler müzik programı olan Müzik Dergisi başladı. Bu haftaki programın kapak konusu bir yapımcı ve prodüktör Erol Köse. Şu an yanında olsam, kölen köpeğin olsam, attığın lokmayla doysam. Her şeyimi topladım, kendimi hazırladım, yar yanına gel. Türkiye'nin en başarılı yapımcısı ve prodüktörüyüm. Ben manavım. Erik de var, muz da var, kivi de var. Bu iş parayla yapılacak bir iş olsa zaten Koçlar, Sabancılar, Eczacıbaşılar bu işin içinde olur. Aykut'cum bu iş parayla yapılmaz. Tarkan besteci olmadığını anlayacak. Tarkan söz yazarı olmadığını anlayacak. Bu eski böyle bu Michael Jackson dansları kalmadı Tarkan. Onlar çok Almancı duruyor. Tarkan akıllı olsa Serdar'ın elini öpüp Serdar'dan şarkı ister. Serdar'cığım o kadar mütevazı ama sen bir starsın. Seni bana bir sorsalar. Ah sen nefsin anlasalar. Nes kendi ipini çekti. Ah aşkım ama aşkım sen ne dersen tamam. Herkes haddini bilecek. İbrahim Tatlıses'in yanında ben haddimi bilebilirim en fazla. Bülent Ersoy'la Muazzez Abacı'nın solistlerinin yanında Hülya Avşar'la Petek Günçöz'ün esamesi mi okunur? Hayır. Haddleri mi? Kimin haddi? Rafet'in yaptığı burada eleştiriyorum yani. Büyük haksızlıktır. 1991 yılından bu yana Türk müzik sektöründe bir yapımcı ve prodüktör olarak birçok prodüksiyona imza atan Erol Köse bugün sektöre yön veren en önemli isimlerden biri. Erol Köse Türk popüler müziğine, plak sektörüne baktığımız zaman, Türk müzik sektörüne baktığımız zaman bir yapımcı ve prodüktör olarak nasıl bir konuma sahip? Bu konuda mütevazı olamayacağım. Türkiye'nin en çok bu işe kafa yoran, en çok bu işe yatırım yapan, en çok mesai harcayan ve başarı oranına bakıldığında en başarılı yapımcısı ve prodüktörüyüm. Başkası da yok diyorum. Yani farkın ne onlardan? Ben ve diğerleri var. O diğerlerinin çünkü, diğerlerinin senden farkı ne? Diğerlerinin farkı onlar bir iş yaparlarsa o konuda müdürler atamışlardır. Prodüktörlerle çalışıyorlardır. Başkasına taşere etmişlerdir işlerini yapsınlar diye. Ben bu konfeksiyonculuktur. Ben butiyim. Bu iş atanan insanlarla yapılacak bir iş değil. Bu iş bir anlamda bir cerrahidir. Bir cerrah başka bir müdüre yetki verip ameliyat yaptıramaz. Bu bir operasyondur, bu bir ameliyattır. O ciddiyette bakıyorum. Şarkıcının bulunup, ona uygun eserlerin bulunup, ona uygun hale getirip, ona uygun aranjelerin yapılıp, ona uygun klibin çekilip, beğenilmeyip çöpe atılıp yenilerinin yapılıp dur bir daha olmadı dur onu mu yapsak dur bunu mu yapsakları bizzat yapmanızdan başka bir çare yoktur. Bu şirket veya
diğer ortak olduğum şirketlerin çatısı altında birçok insan çalışır. Ama orada tek işçi vardır, benimdir. Tek patron da benimdir, tek işçi de benimdir. Doğrusu bu değil. Doğrusu benim yaptığım değil. Doğrusu benim yaptığım değil. Fakat Türkiye'de ben birileri olsa prodüktör olarak güveneceğim. Ben yapımcılık da yapıp prodüktörlüğümü ihale edeceğim belki. Ama güveneceğim insanlar zaten olmadığı için, olanlar da belki beni tatmin etmediği için veya olanların da belki bazı işleri olduğu için o entegrasyonu sağlayamıyorum. Sağlayamayınca da iş bana düşüyor. Ben o zaman prodüktör oluyorum. Dünyaya baktığımızda biz şimdi ortak bazı yurt dışı yapımlarla, aranjörlerle çalışıyoruz. Bakıyorum, aranjör dediğim orada prodüktör zaten. Prodüktör dediğim şey zaten o adam aranjeleri, müzikleri yapıyor, her şeyi yapıyor, mesleği yapıyor. Sen de Türkiye'deki aranjörlerle prodüktör olarak çalışabilirsin peki. Çalışabilirim ama onların da bu yetiye sahip değil. Oraya gelmek istiyorum. Aranjörlerin o problemi var. Yani Türkiye'deki aranjörlerin prodüktörlük yapması neden yetisizlik, neden yetersiz görüyorsun? Çünkü o başka bir koku almayı gerektiriyor. Onlar sadece müzik adamı olarak var olma gayretleri içindeler. Bir de burada Türkiye'de çok önemli bir problem var. Müzik adamlarımızın, müzisyen arkadaşlarımızın iki çevresi var. Bir müzisyen çevreleri, iki ticari bizler gibi veya sokaktaki muhatap oldukları insanlarla ilgili çevreleri. Fakat onların egoları o kadar yüksek ki ticari şarkı yapmayı, aman basçı arkadaşım ne der, aman orada beraber gece caz dinlediğimiz arkadaşlarıma rezil mi olurum gibi bana göre komik, onlara göre belki mantıklı kaygıları nedeniyle ticari şarkılar onlara tukaka geliyor. Ama günün sonunda ekmeği de oradan yiyorlar. O nedenle bu işlerin prodüktörlüğünü yapabilecek öz eleştirileri yok. Aslında da açıkça söyleyeyim özgüvenleri yok. Keşke olsa, keşke ben de o zaman işlerimi ihale etsem onlara, sanatçılarımızı. Ama yok. Var desem yalan olacak. Mesela geçen röportaj yaptınız. Aykut Gürel, daha önce de Ercan Saatçı'nın partneriydi. Ama hızlı bir çöküş dönemi yaşadı. Neden? Çünkü iyi bir müzik adamı ama bence kötü bir prodüktör. Kötü prodüksiyonlar yapıyor. Yanlış prodüksiyonlar mı yapıyor? Hayır, ticari olarak kötü prodüksiyonlar yapıyor. Yüzünde gizli güzel yanı, bu şehrin sokakları, saçların gibi sarı, bana yakın güzel düşün. Rap'imi çarmıha gelenleri, Batı Berlin geri geldi. Eğil hiçbir şey ölmeden, yer altı değil, kemiklerim kireçlendi. Bak gidersem dönmem, kalbini yerimden, ömrünü elimden alırım, hiç hesapta yokken. Saymakla bitmeyen yalnız günlerimi. Çünkü müziğin ticaretini bilmiyor. Erol Köse her yıl çok başarılı prodüksiyonlara imza atıyor. Başarılı derken tiraj yapan prodüksiyonlara imza atıyor. Bunlar maliyet. Bak bu gidip yani, de DMC'den Hande Yener'i aldı, tamam mı? Bastırdı parasını aldı. Erol Köse Hande Yener'i parayla satın alıp arkasında da bir ciddi bir müzik kanalı ve medya desteği, bir de nakit sorunu olmayan bir yapım şirketiydi Erol Köse bu işe başladığında. Ha sen bana 5 milyon dolar verdiğinde benim kimden alacağımı bilemezsin. Her zaman likit kalmalı bir yapım şirketi. Her zaman likidi olmalı. Her zaman parası olmalı ki birilerini satın almalı. Hayat çizgimdeki en önemli kariyerler Deniz Arcak'tan sonra Ayna grubudur. Ayna grubunu ben yaparken tefeciye o zamanın parasıyla 100 bin dolar borcum vardı. Evim hacizlenmek üzereydi. Cebimde kuruş yoktu. Ne benim ne Erhan Güler yüzüm. Gurbette yordum, düştüm be ceylan. Hasret tüketti, bittim be ceylan. Gurbette yordum, düştüm be ceylan. Hasret tüketti, bittim be ceylan. Yeniden düştüm yollarına. Daha sonra devam ettiğimiz Atilla Taş'ı da sokaktan çaycı olarak almıştım. Gel çekelek, tek tek, sekerek,
çekele. Geli 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 ver tam sekere. Lov boğazına düşsün ham çekele. Ondan sonra parayla hiçbir alakası yoktu. Parayla yaptığımız transferlerde de hiçbir zaman "Aa biz bunu yarattık zaten" diye İbrahim Tatlıses'i ben mi yarattım? Hayır, onun ben müzikal kariyerinin devamlı bir şeyler katabiliyorsam bu bir önemdir. Ama bunu söyleyen zaten mesleği anlayamamış. Çünkü bu iş parayla yapılacak bir iş olsa zaten Koçlar, Sabancılar, Eczacıbaşılar bu işin içinde olur. Aykut'cum bu iş parayla yapılmaz. Parayla yapılmaz. Sen öyle mi zannediyordun? O zaman ben sana finans yaratırım sen yapmak istiyorsan. Şunu anlatıyorum Aykut'cum, biz sürünerek geldik ama biz süründüğümüz zaman o zaten jiplere biniyordu. Onun başarısızlığıdır onu o noktalara sevk eden. Erol Köse şimdiye kadar birçok yıldız isimle çalışmış bir prodüktör. Acaba bir prodüktör gözüyle starlık kavramı ne ifade ediyor? İşte cevabı ve Tarkan, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu, Serdar Ortaç analizi. Yak bütün fotoğrafları. Beni unut, düşme sakın peşime. Aklım buz gibi yanına koştu. Kariyerim boyunca şöyle bir baktığında çalışmaya çok arzu edip de çalışamadığın, ya şunla çalışsam gerçekten de çok iyi yerlere getiririm ya da olduğu noktadan çok daha iyi noktaya sürükleyebilirim dediğin sanatçı var mı? Yok. Neden? Bana bu hep sorulmuştur. Tarkan'ın prodüktörü olmak ister misiniz diye. İstemiyorum. Şunu hissettim ki Tarkan kendi kendinin prodüktörü olacak. O zaman ben ne iş yapacağım? Tarkan'a benim vereceğim paradan çok Tarkan'ın benim prodüktörlüğüme ihtiyacı var bence. Neden biliyor musunuz? Tarkan Türkiye'nin en önemli starlarından biri ama çok kötü bir prodüktör. Kötü ötesi bir prodüktör. Kendi ses karakterini, kendi enerjisini, kendi vizyonunu okey, eleştireme olabilir ama bunlar perfect. Ama seçilen repertuar, itirazım var. Tarkan, Nazan Öncel'in şarkılarını çektiğimizde geriye ne kalıyor? Tarkan kendini besteciliğe soyunmuştur. Ve o şarkılardan hiçbiri tutmamıştır. Tazeci, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du dilleri lıkır lıkır içimi, gözleri derya deniz. Yak bütün fotoğrafları, ona ait bütün eşyaları. Bu gece mitlerin yan koynuna, gün doğmadan umut insafsızı. Kırılma, yapma kalbim. Darılma, nedeni var her şeyin. Suçlu sorunlular ama. Sen Türkiye'nin pop starı olacaksın. Ondan sonra Mazhar Alanson sana verdiği şarkıyı okuyacak ve o daha çok ses getirecek. Bu bir star için zuldür. Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana evden şarkılar söyleten kadın. Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Tarkan besteci olmadığını anlayacak. Tarkan söz yazarı olmadığını anlayacak. Bir de zaten taşıma suyla değirmen dönmez. Amerika'da oturup buradaki trendi takip edemezsiniz. Buranın nabzını yakalayamazsınız. Belki düğün salonlarında çalıştığı zaman onu yakalayabilirdi. Ama o zaman da öyle bir yönü yoktu. Ama bence yorumculuğunu yapmalı. Yani sen ama burada... Tarkan'ın iyi bir prodüktöre ihtiyacı var. Tarkan'ın prodüktörü yok. Derme çatma gidiyor. Avantajı var mıdır? Avantajı işte rakibinin az olmasındandır. Ama tabii Tarkan'da bir de şu var. Son reklamlarından da izliyoruz. Çan eğrisi Tarkan için ters dönmüştür. Canım.
ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur. Ve daha önemli kritik günler beklemektedir Tarkan'ın. Çünkü Tarkan dünya projesi onun için önemlidir. İnşallah iyi olur da hem kendine hem Türkiye'ye yeni kapılar açar. Zor bir imtihana giriyor ama Türkiye'deki, yani Türkiye'de Türkçe albümleri için Tarkan'ın acilen ve acilen bir prodüktöre ihtiyacı vardır. Çünkü bu anlamda starlığı elden gitmektedir. Neden? Bakalım kaç tane şarkı patladı? Tarkan albümü okumuş 12 tane şarkı, yanlış hatırlamıyorsam. Patlayan şarkı adedi 2-3. 9. Başarı oranı %25. Hadi buyurun. Satmış mı? Satmış. Şarkılar mı satmış? Hayır. Kişinin kendi karizması ve fanları almış. Ama yani, prodüksiyon çuvallamış. Yani sen şunu söylüyorsun. Bu kadar büyük karizması olan bir soliste gerçekten bir prodüktör eli değse, tabii, iyi bir repertuar yapılsa Tarkan tirajı nerelere ulaşır? Bugünkü ticari Tarkan koşullarda. Tirajı, o 1,5-2 milyon sattıysa 5 milyona ulaşır. Yani sen şunu iddia ediyor musun? Ben Tarkan'ın prodüktörü olsam onun albümü 5 milyona ulaşır. Karışmaması şartıyla. Karışmazsa 5 milyon sattırırız ona. Çünkü bu patlayamamış şartlara rağmen bu tirajı almış bu arkadaşımız. Tabii bir de bazı konular da kendi geliştirecek. Bu eski böyle bu Michael Jackson dansları kalmadı Tarkan. Onlar çok Almancı duruyor. Olmaz. Olmaz yani. Öyle şeyler kalmadı artık. Tarkan'la mevcut olan onun jenerasyondan diğer starlar kim? Diğer starların kelime anlamı zaten erkeklikte bakarsak. Evet. Mustafa Sandal'dır. Ve Mustafa Sandal çok enteresan. Sanatçımız diye söylemiyorum. Bana göre Tarkan tabii aralıklarla kaset çıkardı ama tıraş toplamına baktığımızda ve özellikle de sokağın nabzını yakalamasını baktığımızda ve özellikle şu son reklamlardaki senaryosu, kastı, her şey kendisine ait ve Tarkan'a göre daha minimize bir bütçede çekilmiş ama daha kalbe hitap eden, ruha hitap eden, daha bizden olan ve kabul görmüş bu reklam kariyerine baktığımızda. Oh darling, where did you come from? I'm Belma from Turkish newspaper. Turkey? I was in Turkey shooting a film. My panjiri was very sick. Would you like to meet my cobra? Your what? My cobra. Panjir. Aşkın hatırı olmasa, oh, 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 oh. Durmazdım inan buralarda. Mustafa Sandal şu anda dünyada da öyle. Dünyada şu anda Almanya'da Gentleman'le çıkardığı single silme gidiyor Avrupa'da. Gün bulamıyorlar. Mustafa Sandal'ı ben göremiyorum. Her gün Almanya'da ya bir televizyon çekiminde ve özellikle bu Aspendos'ta yapılan Shakira'lı program. Tarkan 3 senedir araya sokulmadık, aracı kalmadı. Kabul etmediler o programa Tarkan'ı. Und sein aktueller Hit zeigt, wie Hip-Hop und Reggae zu türkischer Musik passen. Hier ist Mustafa Sandal featuring Gentleman und Isyan Kar. Capital people, Turkey, Germany, wherever you come from, put your hand in that ear, son. Everybody got some. Where's the lion? Now we have to live upright, moving towards the light. Time
o programa çıkmak için Tarkan Aracı mı koydu? 3 senedir Ahmet Ertegün dahil onunla çalışırken Atlantic Records girdi. Tarkan'ı kabul etmediler. Çünkü Şıkıdım Orada patlayalı 9 sene olmuştu. Tarkan kalmamıştı. Güncelliği yok diyorsun. Yoktu. Hmm. Ondan sonra Mustafa'nın bu dünyadaki başarısı şu anda Türk yapılan araştırmalarda Mustafa Sandal daha büyük star. Peki o starlar arenasına Mustafa Sandal'dan başka koyacağın kimse var mı? Koyabilir misin? Burak Kut elenmiştir. Evet. Başarısız bir ikinci albümle. Evet. Mesela arada çıkan starcıklar oluyor. Mesela bizim Atilla Taş 1 milyona yakın albüm sattı Tam Çökelek ama 3. ayında o olmayan kültürüne döndü. O saniye bitti zaten. Hey hey, bu limana demir al gel. Ateşimi söndür, şu başımı döndür. Masamıza meze ol gel. Ateşi körükleyiver, öpücükle. Rakıyı da kökleyiver, bu işte. Adam oluvereceğim kız bu gidişle. Çökeleyi dişle, heyecana gel. Kenan Doğulu örneği vardır. Kenan Doğulu'nun... Daha müzisyen şarkıcı oldu. Ama onun yeri başka. Ama neden? Kenan Doğulu başka bir star olabilirdi. O işte o müzisyenlik egosu onu müzisyenliğe çekmişti. Veya Kenan Doğulu'nun bence en önemli defosu maalesef ki Ozan Doğulu faktörüdür. Ozan Doğulu ticari bir aranjör değildir. Ozan Doğulu işte caz akorları basarak müzisyenliğe doğru daha entelektüel müzikal kariyerlere çekmiştir onu. Halbuki daha ticari soundlarla daha star durma şansı hala vardır Kenan Doğulu'nun. Şimdi sıra bende, ben bittim şimdi sıra sende. Bu arada Serdar Ortaç'ı biraz önce atladık, haksızlık olur popstarlar konusunda. Serdar Ortaç bu ülkenin adı konamamış bir starıdır. Çok önemli bir starıdır. Çok önemli bir tiraj starıdır. Çok önemli, çok özgün bir starıdır. Evet. Ama o kendini bazen işte ben star değilim diye mütevazı davranıştı ama Serdar'cığım o kadar mütevazı ama sen bir starsın. Çünkü sen bu sene Türkiye'de en çok kaseti sattın. Tiraj konuşuyorsun. Budur yani. İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı. İsmi lazım değil, o bir vefasız çıktı. İsmi lazım değil, döküldü gözyaşımdan. Yerden yere vurdum bu yüreğim. Hesabını soracağım. Tarkan akıllı olsa Serdar'ın elini öpüp Serdar'dan şarkı ister. Düşünsene Serdar Ortaç Tarkan'a şarkı vermiş ve onunla ortalık sallanıyor. Bu Serdar Ortaç'a çok daha büyük bir apolet verecektir omuzuna. Çok daha büyük kariyer verecek. Serdar verir. Türk müzik sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılar en başta bu işe yatırım yapan yapımcı ve prodüktörleri etkiliyor. Bu etkilenmeden payını alan isimlerden biri de Erol Köse. Erol Köse ile korsan üretim ve kısır döngü yaşayan şarkı sözü yazarlığı ve besteciliği de konuştuk. Ancak bu konuşma sırasında Erol Köse'nin Rafet Erroman'a getirdiği eleştiri sanıyorum önümüzdeki günlerde müzik kamuoyunda çok konuşulacak. Baharında gökkuşağı altında nefesim
Erol, bakıyorum etrafında bir koruma ordusu var. Ya bu plak sektöründe buna ne ihtiyaç var? Ben çok dikkatimi çekiyor bu. Yani neden böyle? Yani adeta şey gibisin, böyle yani bir pop star gibisin. Yok, ondan değil. Benim geçirdiğim silahlı saldırı bir kriminal olay nedeniyle değerli Türk polisinin bana önerileri doğrultusunda aldığım bir önlemlerdir. Peki Türk plak sektöründe biraz karanlık şeyler mi var? Yok, Türk plak sektöründe hiç ben böyle bir karanlık hiçbir zaman görmedim. Zaman içerisinde şu söylenir durur. Aslında korsan kaset, müzik sektöründe korsan kaset üretiminin noktası, çıkış noktası, onun kapağını plakçılar çağrısının kendi iç bünyesidir denir. Bu doğru mu? Söyleniyor şu nedenle. Orada depolar var. Bazı depolar korsanla entegre çalışıyorlar maalesef ki. Maalesef ki un kapanı da biliyor o korsanla kimlerin çalıştığı ama bir türlü o kanseri oradan söküp atamıyor. Bu söküp atamamalar tabii ki de soru işaretleri yaratıyor. Neden? Yani demek ki o ona susuyor, o ona susuyor. Herkes birbirinin bir açığını mı kolluyor? Tutuldum sakıncalı bir sevgiliye, zarardasın ey kalbim, dön geriye. Bir ömür yeter bana bu armağan, ölsem de gam yemem artık. Sektöre baktığım zaman bu sektörün en büyük sıkıntısının şarkı sözü ve bestesinin olmayışı olarak görüyorum. Bakıyorum hep prodüktörler de, sanatçılar da hep birkaç ismin kapısını çalıyor. Ya Sezen Aksu oluyor bu, ya Nazan Öncel oluyor, ya Şehrazat oluyor. Yani ortada bu anlamda çok kalıplaşmış bir kısır döngü var. Ya ama bunlar yavaş yavaş açılıyor işte. Mesela burada haklarını emanet ederek söylemek istiyorum. Çok değerli iki arkadaşımız var. Rafet Eroman'ın kasedinin şarkılarını yapan arkadaşlarımız. Birinin adı Can'dı, diğer arkadaşımızın adını unuttum. Bunları Hande Yener Bodrum'da tanışıyor ve Hande Yener'in yeni albümüne şarkı aldık onlardan. Herkes şaşırdı. Çünkü herkes zannediyordu ki Rafet Eroman şarkılarını kendi yaptı. Ve herkes zannediyordu ki ya Rafet işte bir boşanmalar yaşadı falan, dibe vurdu, bak ne güzel ama şarkılar yaptı. Ben dahil öyle zannediyordum. Yalancı şahidimdir ay benim, her gece denize vurur yakamoz. Ben aşkı senle yaşayamazsam, versen olmazsa. Çünkü Rafet Eroman maalesef ki, ne üzücü ki, o öyle zannedilsin diye o arkadaşlarımızın adını kasetin içine yazmıyor. Şarkı sözlerini bile yazmıyor ki kimin diye demesinler diye. Bilmiyorum, biliyor muydunuz bunu? Bunu bilmiyordum, senden öğrendim. Herkes Rafet'in zannediyordu. Bu başka arkadaşlarımızın çıktı şarkıları. Ben yar kendimi bildim dileli, bir sana aşık, sana deli. Seninle açtım bu gözleri, seninle kaparım ancak. Bu arkadaşlarımız mesela yeni bir pencere açmıştır. Yeni birçok insanlar gelecektir, yoldadır. Yani ama ne zaman? Bu genç arkadaşlarımız kendisine ait olan şarkıları Rafet Eroman'ın albümünde varken niye kendi adlarını yazmak ya da kendi adlarının orada olmasına hayır diyorlar ki, onu anlayamadım. Ama ben işte gücünüz nispeten, çocuk bilemez ki, kaset çıkınca görüyor öyle olmadığını. Şimdi sen bu isimlerle Hande Yener'in yeni prodüksiyonda mı çalışacaksın? Evet, şarkı alıp çalışacağız ama Rafet de çalışmıştır, yine çalışmıştır çünkü netice itibariyle ekonomiye dayanır. Bu arkadaşlarımız da belli yol kat edene kadar bu tavizleri maalesef veriyorlar ama üzücüdür. Rafet'in yaptığı, burada eleştiriyorum yani, büyük haksızlıktır. 2004 yılının en başarılı yapım şirketlerine baktığımızda Erol Köse'nin kendisine bağlı olan yapım şirketlerinin toplamıyla pazarın %23'üne hakim olan 5 büyük şirketten biri olduğunu görüyoruz. Hande Yener, Gülşen, Burcu Güneş, Mustafa Sandal ve İbrahim Tatlıses ünlü prodüktörün çalıştığı sanatçılardan sadece birkaçı. Belki birazcık bozuldun, ruhun belki can çekişiyor. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Hadi sen de sınıfta kal, yine kalbim boşta kal. Yaz 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 arada öpün.
Sen neden hep kadınlarla çalışmayı tercih ediyorsun? Şöyle, popstar eksikliği nedeniyle zaten işte Mustafa Sandal'la çalışıyoruz. Veya işte bir dönem işte Ayna grubu. Erkeklerle çok çalıştık veya İbrahim Tatlıses. Ama şu anda şirketinin sanatçı ama listesine baktığım zaman... O bir tesadüftür. Tesadüfler bu noktadır ama Türkiye'de tabii ki de erkek starlar daha çok satar ve daha... Çünkü alıcı kesimin %60-70 oranı bayandır, genç kızlardır çok önemli kaset alıcısı. O yüzden erkek star yaratmak daha mantıklı. Bu kadar kadın solisti, sonuçta bunlar kadın solistler. Evet. Sonuçta ortak bir rekabet içindeler bunlar, birbirine rakipler. Tabii. Sen Hande Yener'i, Burcu Güneş'i, Gülşen'i kendi yapım şirketi kadronda tutuyorsun. Evet. Mesela bu da çok zor bir şey yani, riskleri de içinde barındıran bir durum. Riskleri de içinde barındıran bir durum ama şu da var, hepsinin duruşu da değişik. Şimdi Burcu Güneş başka bir kulvarda zaten. Arkana bak da düşün yeniden. Gururumuzdu bizi deviren. İçime dolan tüm korkuları denize bıraktım sahilden. Şarkılarının ve seçtiği müzik tarzının bana göre, ki bana göre en önemli, başka bir duruşu var. Hande Yener'in kendi bir ekibi var. Altan Çetin, ondan sonra Fettah Can, Alper Narman ki bu sene bu ekibe Mete Özgencil de katıldı. O başka bir müzikal kimlik oluşturuyor. Acı veriyor yeni baştan sevmesi. Bir gün benle bir gün ayrı geçmesi. Yaşamazsam bugünü hayat beni bağışlamaz. Yarını bilmem unut dünü. Sana zararım dokunmaz. Gülşen zaten kendisi besteciydi. Şarkıları %80'i kendine ait. Oraya bir sarışınım ve ofuf eklendi. Gülşen'in de ekibi değişik. Ekibinin başında da yine kendisi geliyor. Hayranım her bir zerrene. Bakmaya kıyamadım. Oraya baktığımız zaman sana Gülşen'in başarısına, bu büyük başarısına bence şarkı yarışında önde olduğu için kazandı. Yani Of Of olmasaydı Gülşen olmazdı, değil mi? Of Of olmasaydı Gülşen hedefi 12'den vurmazdı. Üzülmem mi, bozulmam mı, kırılmam mı, dağılmam mı? Kadersiz miyim neyim? Oyuncağı mıyım neyim? Ben Of Of'u Nazan Öncel'in bana verdiği gibi İbrahim Tatlıses'e okutsaydım. Ben Of Of'u Burcu Güneş'e okutsaydım. Ben Of Of'u yeni başka birine okutsaydım. Bu sonucu alabilir miydik acaba? Bence almazdım. Alamazdım. Sen şimdi Petek Dinçöz'ü de transfer ediyorsun. Onunla da çalışıyorsun. Diğer taraftan Hülya Avşar'la da çalışıyorsun. Şimdi bu ne periz ne bu lahana turşusu diye bir şey var ortada. Ama biraz önce bahsettik diğer örneklerinde. Ben sonuçta bir iş yapıyorum. Hülya Avşar'ın başka bir kariyeri vardı. Petek Dinçöz'ün başka bir kariyeri. Burada kim alınacak? Hülya mı alınacak, Petek mi alınacak? Veya kim niye alınsın? Ben bu işi yapıyorum. İkisine de hakkıyla işimi yapıyorsam kime ne? Olma cevap ver, deniz bak ne var arzular.
Ola ki Petek Pinçöz'e yaptığın prodüksiyonun repertuarı Hülya Avşar'ın repertuarından daha başarılı olabilir ve Hülya Avşar bundan memnun olmayabilir ya da tam tersi olabilir. Onlar prodüktör repertuarlarından çok mutlular ve emin olabilirsin bende kimseye üvey evlat değildir. Kimse. Peki senin için asıl olan iyi şarkıcı olmak mıdır yoksa popülerlik midir? Yok, asıl olan iyi şarkıcı olmak. Ama Petek Dinçöz ve Hülya Avşar iyi şarkıcı değiller. Biz karar veremeyiz buna. Toplum bunu reddetmiş olsaydı şu anda bu insanlara ben dahi kimse kaset yapmıyordu. Toplum kabul göstermiş ki Hülya Avşar bugüne kadar kasetler yapmış, tirajlar almış. Toplum kabul göstermiş ki bu ülkede çoluk çocuk Fuluş Kazanova'yı söylemiş. Petek Dinçöz tiraj yapmış. Ben şunu söylemiyorum. Yani Petek Dinçöz ya da Hülya Avşar solist performansı açısından çok da kabul görür şarkıcılar değil. Onlara albüm yapmayalım demiyorum. Yani bir prodüktör olarak şunu merak ediyorum. Asıl olan benim için iyi şarkıcı olmasıdır. Buna önem veririm derken tabii. Diğer taraftan... Ama ben manavım. Erik de var, Muz da var, Kivi de var. Bülent Ersoy'a da, Muazzez Abacı'ya da albüm yapıyorum. Şimdi Bülent Ersoy'la... Onları da mı transfer ettin? Evet, Bülent Ersoy'la Muazzez Abacı'nın solistlerinin yanında Hülya Avşar'la Petek Dinçöz'ün esamesi mi okunur? Hayır. Haddleri mi? Kimin haddi? Hayır. Ama ya Petek Dinçöz hepsinden daha fazla satarsa ya olabilir. Hülya Avşar... İşte başka ben çünkü... Ama repertuar konuşur orada. Tabii repertuar konuşur. Ama ben hepsine elimden geleni yaparım. Ama jüri kim? Halk. Bir prodüktörle çalışmayı tercih ettiği sanatçının ortak paydada en doğru şekilde buluşabilmesi her zaman mümkün olmuyor. Prodüktörün ilkeleri ve prensipleriyle sanatçının duruşu arasında denge sağlanamıyor. İşte bu durum zaman zaman Erol Köse ve sanatçıları arasında da karşımıza çıkıyor. Her şeyimi topladım, kendimi hazırladım. Yar yanına geleceğim, yar seni hep seveceğim. Sen son olarak Yıldız Tilbe ile çalışıyorsun. Bildiğim kadarıyla Yıldız Tilbe'yi sen transfer etmedin. O seninle çalışmak istedi ve beraber şu anda albüm çıkardınız. Evet. Şimdi Yıldız Tilbe bildiğim kadarıyla Avrupa müziğin sözleşmeli sanatçısı. Ama sonuçta Erol Köse ona bir prodüksiyon çıkartmak için imkan tanıyor. Mesela bu etik anlamda... Yok, şöyle. Benim her zaman bir ilkem var. Bana yapılmasını istemeyeceğim şey ben başkasına yapmam. Yıldız Tilbe bize geldiğinde bu konuda çalışmak istediğini söylediğinde benim... Daha önce de Ebru Gündeş olayında talebim vardı. Böyle mahkeme kararı istedim. Yani Yıldız Tilbe'nin iddiası vardı sözleşmesinin bittiğine dair. Avrupa Müzik tedbir istemiyle dava açmıştı. Ve Yıldız Tilbe'nin avukatı Ömer Durak başvurdu. Mahkeme şöyle bir tedbir verdi. Tedbiri Yıldız Tilbe'ye koymadı. Koysa zaten biz kaseti çıkaramazdık. Evet. Avrupa Müziği'ye dedi ki Yıldız Tilbe istediği firmayla anlaşma yapabilir. Hı hı. Bu konuda demeç bile vermezsiniz. Cezai şart ödersiniz. Benim önüme gelen şöyle bir mahkeme kararı somut olduğu için Yıldız Tilbe istediği yerden albüm çıkarabilir. Avrupa Müzik buna karışamaz. Yıldız Tilbe'nin haklarını gasp edemez diye mahkeme kararını geldiği anda ben o kaseti çıkardım. Papatya baharında, gökkuşağı altında, nefesinle ısınırken, dokunuşunla uyurken... Peki... Erol, şimdi Nez de senin sanatçındı. Senin hala sanatçın mı Nez? Evet, hukuksal olarak öyle. Peki bu Davut Güloğlu meselesinden dolayı son derece kızdın ona ve adeta tabiri caizse bence ipini çektin. Yok, şöyle ben bir şey yapmadım. Nez kendi ipini çekti. Sizi ne diller döker, yalandan yüzü güler. Bekle beni derde, başka biriyle gider. Seni bana bir sorsalar. Peki seni kızdıran şey ne? Yani Nez ne yaptı da sen sinirlendin? O sırada da Nez'i Avrupa'ya açma İngilizce çalışma hazırlıyoruz. Ve bir bakıyoruz ki ekranda seyrediyoruz. Biz Avrupa'ya gidecek kızımız Tarabya'da, isim zikretmeyeceğim herkes biliyor. O arkadaşımızla birlikte halay çekiyor. Şimdi her insanın bir enerjisi vardır. Bizim sunduğumuz markette marka olarak sunduğumuz Nez markasında bir dokunulmazlık, bir untouchable, bir gizli bir seks apel, bir sıra dışı bir çizgi vardı. Ama o dediğimiz noktada görüntüler vermeye ve
ekrana çıkıp ağlayarak, bizi de itham ederek, haksızca itham ederek cümleler kurduğu noktada bizim için zaten bitti. İstersen yok edebilir misin? Yok, onu halk karar verir. Halkın ama zaten neye karar verdi? Ben burada telaffuz etmeyeceğim. O kararını verdi halk. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içimde kaldım, ne istersen söyle aşkım, bu senin farkın. İbrahim Tatlıses'le ilgili olarak da çok tarafsız, objektif, sözü sakınmadan eleştiriler getirebiliyorsun. Şimdi sonuçta Nez'in pozisyonu özel hayatıyla ilgili olarak bir detaydı. Evet. Davut Güloğlu'yla olan ilişkisi. Ama öbür tarafta İbrahim Tatlıses'in de Asena'yla olan ilişkisi ya da yaşanmış olan aşkı onun da prodüksiyonuna sirayet ediyor. Sen de bundan muzdaripsin, bundan rahatsızlığını dile getirdin. Evet. Orada ama tepkin Nez'de olduğu gibi değil. Şimdi herkes haddini bilecek. İbrahim Tatlıses'in yanında ben haddimi bilebilirim en fazla. Sıkıntımı söylerim ama ceketimi iliştirip haddimi bilirim. Çünkü İbrahim Tatlıses'i şimdi ben yaratmadım. Hı hı. Var olan İbrahim Tatlıses'e ne katabiliriz diye bir çaba içindeydim. Ben İbrahim Tatlıses'e hayat şekli dikte edemem. Yaramam, sormam, bir daha yalan varsa bile Allah'a, çıkmazsa geleceğim sabaha araba. İbrahim Tatlıses'in albümünü yaparken prodüktör olarak istediğini yapabiliyor musun Erol? Yani, yapamadım tabii. Niye olmuyor? Bir önceki albümde tek tek de yapmıştık ama bunu da yapamadık. Çünkü İbrahim Bey zor bir insan. Her şarkıyı beğenmiyor ve kendi o sıradaki duygusal dünyasını dile getiren, bu sıra Sena Hanım'la ilgili bir ayrılık süreci vardı. Kız ben seni asmaz mıyım, aramam, barışmam gibi insanların kafasında... Mesaj nitelikli şarkılar. Mesaj nitelikli. Bir albümü de toplam bir mesaja atfetmek bana göre yanlıştı. Herkese söylüyorum, toplumun bütün bireylerine, bu korsandan aldığınız her kaset sizlerin artık her yıl geçtikçe daha az kaset duymanıza, daha az şarkı duymanıza sebep olacak. Çünkü gözünüz aydın, yani sektör diye bir şey o alanlara sesleniyorum, alanların sayesinde kalmadı. Çok kötü günlerini yaşıyor. Bizimki bir silah şörlüktür bunca şartlara rağmen üretim yapmak. Ama Allah hepsinin cezasını verecektir. Maalesef kanunlar hala ceza yeterli veremedi. Allah'tan ümit ediyoruz.